Bakanlığı mülakat sisteminde bir değişiklik yapacak yönetmeliği resmi gazetede şimdi yayınlamaya hazırlanıyor. Yani düzenlemeye göre mülakat komisyonu öğretmenin kimliğini bilmeyecek. Aday öğretmenden bir ders anlatması istenecek. Öğretmenlere sorumlu oldukları konular dışında soru sorulmayacak. İşte ayrıntılar. Hükümet öğretmen adaylarının mülakat sisteminde yeni düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Değerlendirme komisyonu mülakata giren aday öğretmenin kimliğini bilmeyecek. Öğretmenden sadece ders anlatması istenecek. Hiçbir arkadaşımızın hakkının yenmediği bir süreci yürüteceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı sadece mülakat puanına göre yapılan atama sistemini değiştiriyor. Bakan Tekin, KPSS puanıyla mülakat puanının %50'şer oranında ağırlığıyla belirlenecek derecenin atamaya esas olacağını açıklamıştı. Peki sistem nasıl çalışacak? Çarpı 3 üstü 6 oldu. Mülakat sisteminin daha objektif bir hale getirilmesi için yapılacak düzenlemede öğretmen adayından ders anlatması istenecek. Mülakata girecek öğretmen adayına hangi konudan sorumlu olduğunu bildirir bir mesaj gönderilecek. Aday öğretmene hazırlık fırsatı sunulacak. Öğretmenler 14 haftalık konudan sorumlu olacaklar. Konu dışına çıkılmayacak. Şimdi kitaplarımızda mutlak değerle ilgili örneklerimizi açalım. Öğretmenlere genel kültür soruları sorulmayacak. Ders anlatımı ise kamerayla kayda alınacak. Mülakatı gerçekleştiren heyet öğretmenin kimliğini bilmeyecek. Öğretmenlere birer kod isim verilecek. Aday öğretmen odadan çıkmadan puanını öğrenebilecek. Puan sisteme girdikten sonra değişim mümkün olmayacak. Aracımız önce... Mülakat sistemini değiştirecek yönetmeliğin kısa süre içinde resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Bu yıl ataması yapılacak 20 bin öğretmen bu sisteme göre mesleğe başlayacak.